gülen yüzü, çağdaş yüzü, erdi yüzü, Kıbran Sayla çatısı altında bu akşamda da ağırlamaktan şahsın ve tüm Maltepe Belediyesi çalışanları adına saygıyla, sevgiyle, selamla, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Genellikle ülkemiz Türkiye'de değerlerimizi kaybettikten sonra hep ölüm yıldönümlerini anma alışkanlığı edinmiş bir toplumuz. Yaşarken değer vermediğimiz ama Hakk'a yürüdüğünde dizlerimizi döndüğümüz, varımızı unutladığımız bir topluma dönüştü. Hak zatında değerlerimizi yaşarken anabilmeyi, sahiplenmeyi, yaşatmayı, yüceltmeyi başlarak bildiğimiz zaman inanıyorum ki çağdaş Türkiye olma çizgisinde ve yolunda çok daha önemli mesafeler kat etmiş olacağız. Bu duygularda bu eserden Türkan Saylar eserini sahneye koyan, hele hele tiyatroların, sahnelerin kapatıldığı, yasaklandığı bir ortamda yüreğini ortaya koyarak Anadolu insanının örnek bir yüzünün, bir şahsiyetini, çok önemli bir bilge insanı sahneye, sevgili Devlet Üzüncü'ye, çalışma arkadaşlarına, Cengiz ve eşlerine yanına ayrı ayrı teşekkür bir boş buluyorum. Türkan Saylan Kültür Merkezi deyip geçmeyiz. Biz Türkan Saylan'ı sadece doğum gününde ya da ölüm gününde hatırlamıyoruz. Biz Türkan Saylan'ı yılın her günü hatırlıyoruz. Yılın her günü hatırlıyoruz ve yaşatıyoruz. Nasıl diyeceksiniz? Bu binanın en üst noktasındaki odasından en dipteki, zemindeki odasına kadar her köşesi dolu dolu bir kültür merkezinde yaşıyoruz şu anda. Bu kültür merkezinde sadece sanatçılar gelip oyunlar sahnelemiyorlar. Maltepe'de yaşayıp da çağımızın hastalığı olan, uyuşturucu bağımlısı olan gençlerimizin kurtulduğu da bir merkezdir. Nasıl diyeceksiniz? Burada kurduğumuz bağımsız mutluluk merkezi aracılığıyla onlarca gencimizi sokaktaki çevrelerinden alıp Türkan Saylan'ın kucağına bıraktık. Yetmedi. Biraz sonra salonu dolduracağımız kardinal salonlarımızda her günlerde ise bir etkinliğimiz var. Özellikle de hafta sonlarında çocuklarımız için koyduğumuz çocuk oyunları tiyatrosu aileler tarafından, çocuklarımız tarafından büyük bir beğeniyle karşılanıyor. Amaç burada sadece bir oyunu sahnelemek değil. Amaç burada özellikle de aileme kültürünün bize dayatıldığı bir programda hafta sonu çocuk enerjisini tüketmek için anne ve babasının elini tuttuğu da beni bir yere götürdüğünde ailemedeki o çok ışıklı koridorlara gitmeleri yerine biz onları Türkan Saylan'ın kapılarından açarak karşılıyoruz ve en alt katta oluşturduğumuz çocuk kütüphanesi ve çocuk müzesiyle bu çocuklarımıza Türkan Saylan sevgisi ve şefkatini vererek onları yarının Türkan Saylan hayali olan, yarının çağdaş yüzleri olma noktasında bir tanecik bile olsa, bir damla bile olsa Maltepe Belediyesi'ne katkımızı sunarak destekliyoruz. Bunları önemsiyoruz. Bunları önemsiyoruz çünkü eğer altyapıda bir sanat sevgisi yoksa, çocuk daha küçükken sanatla buluşturmadığınızda birilerinin kucağına düşüyorlar. Bakın Türkan Saylan ömrünü Anadolu insanlığı sağlığına vermiştir. İl il dolaşarak binlerce, on binlerce gencimize, on binlerce insanımıza ulaşmış hastalıkların giderilmesi noktasında emek sarf etmiştir. Çocuklarımızın birilerine alet olmaması için kardelenler diyerek bir mücadele başlatmıştır. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kurmuştur. Bu bayrağı taşıyan Çağdaş Yaşamı Destekleme Başkanı'na, Derneği Başkanı'na, yöneticilerine, bundan önce emeği geçirip olan bütün arkadaşlarıma bir kere daha huzurlarınıza teşekkür ediyorum.